Gülabi Bey Mahalle Muhtarı Hasan Beyli ile beraberiz. Kendisini ve mahallesini tanıyacağız bugün. Sayın Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdülkerim Bey, teşekkür ederim. Öncelikle koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Belediye Başkanımız Halil Bey'im aşkına, Belediye Başkan Yardımcılarımız İsmail Bey'e, Zübeyir Bey'e ve Murat Bey'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah mahalle muhtarlarımızla bültenimizde sohbet ediyoruz. Mahallelerini ve kendilerini tanıyoruz. Mahalleye evet. Giden ve gidecek olan hizmetleri bu vesileyle bütün evet. izleyicilerimize duyurmuş oluyoruz. İlk olarak sizi tanıyarak başlayalım. Evet, ismim Hasan Belli. 1981 doğumluyum. Çorum'un Merkezköy, Abdalat'a doğumluyum. Mahallemizde bulunan Fatih Lisesi mezunuyum. Şu anda da Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yerel Yönetimleri okumaya devam ediyorum. Muhtarım buraya tabii hizmetler götürülüyor, yapılıyor. Evet. Evet. Siz sayabildiğiniz kadar buraya belediyenin götürdüğü hizmetler açısından neler yapıldı? Bunu isterseniz konuşarak evet. devam edelim Şimdi, istiyoruz. 2019'da zaten Mart'ta biz muhtarlığa başladık. Yani Nisan 15'i gibi görevi teslim aldık. Evet. Burada biz orada seçim çalışması yaparken mescit olmadığı bilgisini verdiler bize. Tabii başkanımız da, Sayın Belediye Başkanımız da aday olduğu için orada başkanımızın da öyle bir sözü varmış oradaki mahalle sakinlerimize. 2019 Ramazan öncesinde burada bir mescit çalışması yapıldı. Bir şahıs yeri vardı orada. Daha önce mescit olarak kullanılmış. Hı hı. Burada tamirat, onarım, bakım yapıldı ve 2019 Ramazan'ında burasını mescit olarak vatandaşlarımız kullandılar. Mesela Hasanpaşa 1. sokağımızda güzel bir asfalt çalışması yapıldı. Bu da mahallemizde yapılan ilk asfalt çalışmasıydı. O yüzden de muhtarlık dönemimizde ilk olduğu için aklımızda kaldı burası. Ayrıca 2019'da Temmuz ayında kapaklı bölgemizde ayrı ayrı yerlerde tam 16 sokağımızda asfalt çalışması yapılarak mahallemizde vatandaşlarımızın hizmetini belediyemiz tarafından kazandırıldı. Bununla birlikte Cumhuriyet Caddemizde kısmi bir asfalt çalışması yapıldı ama caddenin iki tarafı da kaldırımları yenilendi. Sonrasında Cemil Bey Caddesi'nde bizim trafik sorunumuz vardı. Bizim mahallemizin ve Mimar Sinan Mahallesi'nin araç ve yaya olarak en çok kullandığı bölge orası. Ondan dolayı da esnaf yoğunluğu da orada olduğu için parklanmalar falan olduğundan trafik sorunumuz bayağı bir çoktu. Otobüs duraklarımız da bu bölgede yoğun. Bundan dolayı parklanmayı azaltmak ve buradaki trafik akışını hızlandırmak için bazı sokaklarımızda tek yön çalışması yaptık. Bunun haricinde belli bir bölgede de sıkışıklığı gidermek için ortada duba çalışması yapıldı. Bu sayede trafiğin akışı bayağı bir hızlandı. Esnaflarımız da, mahalle sakinlerimiz de bu trafik sorununun bu noktada biraz çözüme kavuşturmasından gayet memnunlar. Bunun haricinde Rüstem Eren Parkımızın Ata Caddesi ile Mimar Sinan arasında kalan kısmında bir tarafı Rüstem Eren'den tarafı 2019 yılında, karış tarafı da 2020 yılında asfaltı yapılarak buradaki yolumuzda, bozuk alanımızda yenilenmiş oldu. Ayrıca 2020 yılı ilk çalışmamızı Cengiz Topel Caddemizde yaptık. Hem kaldırımı da içerisinde. Bununla birlikte bu bölgede 15 Temmuz tarihinde açılışını yapmış olduğumuz İstiklal Şehitleri Anıtı, Cengiz Topel Caddesi ve Yeni Doğan 4. Sokak Birleşkesi'nde bulunan bu anıtta tamiri, bakımı, onarımı yapılarak hem eski ve harabe bir görüntüsü vardı. Bu görüntüden evet. kurtarıldı. Geçen yıl Bağcılar Caddemizin Cuma Pazarında kalan giriş kısmı yapıldı. Devamının da yapılmasını istiyoruz ama devamında birkaç noktada terk yapılması gereken yerler var. Yol üstüne gelen yerlerimiz var. Burada da terk yapacak vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını, bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. İnşallah bu terkler yapılınca da Bağcılar Caddemizde hem kaldırım hem de asfalt yönünden ihtiyacı olan bir noktamız. Dördüncü caddemiz. Dördüncü caddemizde hatta bir gün belediye başkanımıza teklif ettim. Başkanım birkaç tane sorunlu alanımız var. Sizin de görmenizi istiyorum diye. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Geldi, yerinde inceledi ve kararını verdiler. Başkanımızın da katıldığı bir
ilk kepçeyi vurma anında başkanımız da oradaydı. Bağcılar 4. caddemizin de bozuk yerlerini yaparak mahalle sakinlerimizin hizmetine kavuşturduk. Şimdi bizim mahallemizin en güneyinde kalan Bağcılar 8. caddemiz var. 8. caddemizin üst tarafında böyle genelde yörükler dediğimiz bir bölge. Yörüklerin yaşadığı bu noktada imar yok. Ama herkesin kullandığı yol var. Bu yolların komplesini soğuk asfalt yaptık. Şimdiye kadar burada böyle bir çalışma yapılmamıştı. Belediye başkanımızın özellikle ısrarıyla buralarda hiç asfaltsız yer kalmasın demesiyle birlikte burayı asfalta kavuşturduk. Ve bu 8. caddenin daha güneyinde olan şehirden biraz daha az bir kopukluğumuz var. İnşallah imar planı oralara uygulandığında oralarda da evsiz binasız yerimiz kalmayacak. Güzeyurt bölgemizde hiçbir sokağımız asfaltsız kalmadı, hem de sıcak asfalt. Yani Güzeyurt kurulduğundan beri sıcak asfalt bir karış bile görmemişti. Bunu sağ olsun Halil İbrahim Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımızın sayesinde. 2020 yılında Kapaklı 17 sokağımız var mesela. Kapaklı'nın bütün sokakları neredeyse bu sokağa çıkar. Kapaklı 17'ye. Kapaklı 17'nin tamamı asfaltta, sıcak asfalta kavuştu, kaldırımlar dahil. Kaldırımlarda şimdi bordür taşlarını ve betonlarını yaptılar ama inşallah bu sene de karo çalışması yapılır diye düşünüyorum. Ve bu Kapaklı'da 30'a yakın sokağımız sıcak asfalta kavuştu. Kapaklı 17 ile bağlantılı olan sokaklarımız. Yağmurdan sonra bizim muhtarlığımızın önünde biriken bir su oluşuyordu. Bayağı bir göl haline geliyordu. Buradaki izlenimler sonucunda belediyemiz bir yağmur suyu hattı yapılmasına karar verdi ve muhtarlığımızın önünden Cemil Bey Caddesi, Ata Caddesi'nden Mimar Sinan'a kavuşan Sülüklü Deresi var. Buraya kadar 600 metre civarında bir yağmur suyu hattı yapıldı. Yeni bir hat daha yapılacak. İnşallah bu hatı da yapınca Küçük Abdullah Caddeleri, Ata Caddesi ve Beytepe'den Ata Caddesi'ne inen yağmur suları da bu hatta düştüğü zaman bayağı bir rahatlama olacak ve çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Evet. Şimdi mesela Bağcılar 5. cadde ve Bağcılar 1. cadde arasında kalan bölgede bizim bir tane tespit ettiğimiz alan var. Belediyemizin hizmet alanı olan. Şimdi belediyemiz orada bir tane halı saha yapmaya başladı. 4 Mart'ta. 4 Mart'ta temelini attık. Şu anda direkleri falan dikildi. Yer tesviyesi, kumlaması yapılıyor. İnşallah yakın bir zamanda mahallemize kazandırılacak. Mahallemizde de yapılan ilk spor alanı. Şimdiye kadar Gülabi Bey mahallesinde bir karış bile spor alanı yokmuş. Bunu inşallah başkanımızın sayesinde mahallemize kazandıracağız. Halı sahanın yanında da ihalesi yapılmış şekilde olimpik yüzme havuzumuzun alanı var. O da inşallah ihalesi yapılmış. En kısa zamanda bu da yapımına başlanacak. Burada belediyemizin yaptığı çalışmalar haricinde bizim de muhtarlık olarak yani biraz elimizi taşın altına koyarak, biraz vaktimizden, zamanımızdan çalarak, gayret göstererek yaptığımız çalışmalar var. Bunların başında bunlar her muhtarımız yapıyor. Esnaf ziyaretleri özellikle. İşte çoğu zaman çay ocaklarında olsun, parklarda olsun yaşlılarımızla oturup sohbet ediyoruz. Onlardan nasihatler alıyoruz. Bunun yanında şimdi cami cemaatleri biraz daha mahalledeki sorunlardan haberdar oluyor. Gençlerimizle parklarımızda sohbet ediyoruz sürekli. Ayrıca gençlerimizle okullarımızda bir iki tane okulumuz var, spor salonu kullanabildiğimiz. Buralarda futbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Onlarla bir kaynaşma içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızı, okullarımızı, şehit ailelerimizi sürekli çeşitli zamanlarda ziyaret ederek onların da gönlünü alıyoruz. Onlardan mutlu olmalarına vesile oluyoruz. Muhtarlığımız olarak iki defa Kızılay'la bir etkinlik yapmışız ve kan bağışı programı yapmışız. Yaklaşık 80 üniteye yakında kan toplamışız. Güzel bir sayı. Ayrıca muhtarlığımızın önünde bir tane ışıklı tabela kurduk biz. Bir fikir olarak geldi bana. Ben de mantıklı buldum. Işıklı tabelamızda bize bilgi verilirse akşam saat 16'ya kadar, 4'e kadar mahallemizdeki
cenaze bilgilerini paylaşıyoruz. Saat 4'ten sonra da nöbetçi eczaneler. Burada şimdi genelde gençlerimizde telefon var. Google'dan arama yaptığı zaman görüyor ama telefon kullanmayan insanlarımızı ben çok görüyorum. Yani o tabelanın altına gelip nöbetçi eczaneler hangisi diye inceleyen vatandaşlarımız oluyor. Ayrıca mahalle olarak her yıl yapılan 30 yaş turnuvası vardı mesela. 2019'da buna katıldık. Çeyrek finale kadar gidebildik. Daha yukarısına çıkamadık. Bu yıl da düşünüyorduk ama pandemiden dolayı yapamadık. 2020 Ocak ayında da Gülabi Spor Kulübü'nü kurduk. Burada özellikle ikinci amatörden inşallah bir başlangıç yapacağız. Geçen yıl pandemiden dolayı herhangi bir etkileşim yapamadık. Bu sene şu anda bir oluşum başladı. İnşallah futbol branşında bir ilerleme göstereceğiz. Bununla birlikte şimdi mahallemizde vatandaşlarımızın böyle iyi günlerinde, düğünlerinde, bayramlarında nasıl yanlarındaysak kötü günlerinde de yanlarında olmak için 3 takımda taziye çadırı yaptırdık mutluluğumuz olarak hayırseverlerin sayesinde. 3 takım taziye çadırımız var. Masasıyla, sandalyesiyle, çay setiyle. Burada cenaze sahipleri, cenazemiz var muhtarım diye bizi bilgilendirdiğinde biz götürüp burada çadırı, masayı, sandalyeyi kurup geliyoruz. Siz de bilirsiniz bugünlerde bayağı yoğun bir tekerlekli sandalye teslimatı yapıyoruz vatandaşlarımıza. Ahmet Sami Ceylan Vekilime bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük desteğimiz o bu konuda bizim. Ben 30'a yakın akülü ve manuel tekerlekli sandalye teslimatı yaptık ihtiyaç sahibi ve engelli kardeşlerimize. Vekilim aynen şu cümleyi kurdu. Muhtarım dedi, hiçbir dedi engelli kardeşimizi geri çevirme. Kendin bulamıyorsan bana haber ver. Hepsini dedi ben çözeceğim, bulacağım. Genelde de ona haber veriyorum doğrusu. Sağ olsun temin ediyor. 2020 Ocak ayında bir talihsiz olay olmuştu Elazığ'da. Bir deprem. Biz de duyarsız kalmayalım dedik. Muhtarlığımız olarak bir etkinlik başlattık. Bir tır yardım göndermek istedik. Tabii sağ olsun mahalle sakinlerimizden ve Çorum genelinden gelen desteklerle bir tır olarak düşündüğümüz bu yardımı iki tır olarak tamamladık. Kendi elimizde de götürdük, teslim ettik. 2019 Kurban Bayramı'nda 230 adet, 2020 yılı Kurban Bayramı'nda da 571 adet çocuklarımıza bayram hediyesi olarak ayakkabı hediye etmişiz, muhtarlığımız olarak. Şimdi 10 Ağustos 2020 tarihinde bir de gelinlik etkinliği diye bir etkinlik başlattık biz. Düğün yapan ihtiyaç sahibi ya da maddi durumu imkanları kısıtlı olan kardeşlerimiz için. Çünkü bir gelinliğin kirası 4 bin lira, 5 bin lira. Bu da dar gelirlilerimiz için büyük yük. Bu şekilde bir etkinlik başladık. Yaklaşık 20 civarında gelinliğimiz var. 7-8 tane nişanlımız var. Mümkün olduğunca her ihtiyacı için gelen her vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler diye bir etkinlik başlattım ben. Çünkü bir vatandaşımız her ay böyle 2 tane 3 tane oyuncak ya da kız çocuklar için bebek getiriyordu. Baktım şöyle çocuklar mutlu oluyor gerçekten hediye aldıkça. Burada da çocukları seçmedim ilk başta. İşte tesadüf annesinin elinden tutup ya da babasının elinden tutup muhtarlığa gelen çocuklarımıza özellikle de durumu zayıf gördüğümüz çocuklara bu hediyeleri verdik. Hediyeleri verdiğimizde çocukların mutlu olduğunu görünce böyle bir çalışma yapmak istedik. Sağ olsun özellikle mahalle esnaflarımız da sahip çıktılar bu etkinliğimize. 2000 civarında çocuğumuza futbol topu, ayakkabı, kız çocuklarımıza bebek, giysi, kıyafet derken bayağı bir çocuklarımızın sevgisini kazandık diye düşünüyorum. Kapaklı bölgemizde vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ASM istediler. Biz de bu istekleri doğrultusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzde yaptığımız görüşme sonucunda onlar da bakanlığa sundular Sağlık Bakanlığımıza bu konuyu. Şu anda onaylandı. İnşallah en yakın zamanda Kapaklı bölgemizde de aile sağlık merkezi kurulacak. Şimdi şuna da değinmek istiyorum ben. Yukarı Sanayi sitesinden Mimar Sinan tarafında bu sene belediyemiz yeni bir yol açtı.
Bu yolun karşısı tam bizim Bağcılar 8. caddemize bağlanıyor. Bağcılar 8. caddenin devamı da Kapaklı 4. cadde. Bura bu sene ya da en kısa zamanda yol normal standartlarına uygun yapılıp da hizmete açılırsa şehir içi trafiğinin rahatlaması açısından çok önemli. Çünkü bizim genelde Cemil Bey caddemiz, Ata caddemiz ya da Bağcılar 4. caddemiz sanayiye geçmek için kullanılıyor. Bu bahsettiğim Bağcılar 8. cadde, Kapaklı 4. cadde güzergah kullanıldığı zaman Bahçevleri, Kale Mahallesi'nde ve bizim mahallemizin belli bir kısmına geliş gidiş yapacak sanayi esnafımız ve çalışanlarımız burayı kullanacağı için buranın açılması çok önemli. Burada da aktif bir çalışma bekliyorum inşallah belediyemizden. Ayrıca 2021 yılında mahallemizde yapılmasını istediğimiz çalışmaları 47 madde halinde belediyemize sundum, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze. Bu 47 madde en az 10-12 tanesi bazı caddeleri genelleme yaparak yaptık. Tabii ki biraz sayıyı çoğaltıyordu 70-80'i. İnşallah burada da bu 47 maddeden de yapılabildiği kadar hizmetin yapılıp mahallemize kazanılmasını istiyoruz. İnşallah. Biz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.